1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu günler kıymetli SBT Televizyonu izleyenlerimiz. Yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programında çok önemli bir konuya değineceğiz. Ve her bağış yeni bir hayattır sloganıyla organ nakliğinden ve organ bağışından bahsedeceğiz. İç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Meşte Ergüney bizlerle birlikte olacaklar. Organ nakli nedir diye hocamıza ilk soruyu sormak istiyorum. Organ nakli herhangi bir organımızda tedavi edilemeyecek kadar yetersiz kaldığı durumda canlıdan veya kadavradan o organın alınıp kendi şeyimize veya hasta kişinin organına değiştirilmesidir.
organ naklinde çok önemli bir şey. Çünkü eşimiz olur, dostumuz olur, kendimiz olur. Bir gün, iki gün, beş gün, hatta ömür boyu organ nakli başarılı oluyor. Hatta çok başarılı merkezlerimiz var. Bu 3-9 Kasım haftası tarihlerinde her sene organ bağışı haftası yapılmak isteniyor. Çünkü bunun da amacı halkımızı aydınlatmak, güncel hale getirmek. Evet, organ nakliden korkmamamız lazım tabii. Bunun için gerekli şartlar var. Onları isterseniz sayabiliriz. Evet. Peki hocam, organ bağışı nedir? Organ bağışı sağlıklıyken ve aklınız başınızdayken 18 yaşın üstünde müracaat ediyorsunuz. Size bir kart veriyorlar. Organ bağışı yapabilir diye. Yalnız burada çok önemli bir şey var. Sırf kendi verdiğiniz karar geçerli değil. Ailenizin de muhakkak onay vermesi lazım. Evet. Yani aile rızası olmadan olmuyor. Bir de organ bağışının çok önemli bir şeyi var. Fari bir şey olduğu için bunun satışı kesinlikle yasak. Yani ücret karşılığı ben organı bağışlıyorum diyemiyoruz. Peki Mecid Hocam, ülkemizde hangi organlarımıza bağış yapabiliriz? En başta böbrek nakli çok başarılı bir şekilde yapılmakta. Deri nakli, karaciğer, kalp nakli, akciğer, pankreas, ince bağırsak. Bir de kemik iliği nakli bu konuda da çok ilerlemiş durumda. Hatta kemik iliği bankalarımız var. O da bir nevi organ nakli sınıfına girer. Burada önemli bir şey, diyelim ki ölümcül bir hastalığınız var. Trafik kazası geçirdiniz. Organlarınız sağlam. Ölüm olduktan sonra beyin ölümü. Bir kurullar var, her hastanede var. O kurulların onayıyla ve ailenin onayıyla hastanın organı olup nakledilebilir. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet. Ama aile istemezse bu organ nakli olmaz. Yani her ölümden sonra organ nakli yapılır. Her ölüm demeyelim de beyin ölümünden sonra diğer organların sağlam kalır. Evet. Yani böbrek yetmezliğinden ölmüş bir hastanın böbreğini alıp başkasına veremez, sağlam olması lazım. Mutlaka sağlam olması. Mesela kalbinde diyelim ki bypass'la öldü, evet. Onun kalbini başkasına veremez. Sağlam kalbi vereceğiz. Yani organında sağlıklı tabii, olması gerekiyor. Bu daha çok işte şey oluyor, yani sağlıklı bir kişinin kart taşıyıp organı, yani ben organ nakli yapıyorum diyecek, Allah korusun. Bir trafik kazası olacak veya bir komaya girecek herhangi bir nedenle. İşte demin söylediğim gibi beyin ölümü gerçekleşecek ama organlar sağlam kalacak. O zaman o organların hepsi başka bir organ nakli ihtiyacı olduğu rahatça verilebilir. Evet, peki her hastanede organ nakli... Şimdi organ nakli yapılmıyor ama hemen hemen her hastanelerde şey var, yani organ nakil merkezleri var. Yani onlar size yönlendiriyor, kaydınızı yapıyor ve ilgili merkeze gönderiyor. Bunu Sağlık Bakanlığı da yapıyor, şeyler de yapıyor. Birkaç tane özel hastanede de var. Peki Mesih Hocam, kişi ölmeden önce organ nakli kararı alınabilir mi? Kişinin isteğiyle, yoksa olmaz. Yani kişi diyecek ki ben organ nakli yapacağım. Müracaat edecek, o şeyler yapılacak, doku analizleri hepsini uygulanacak. Ve ailesinin de rızası alınır. Hayattayken. Ama biz bir ölüm oldu, normal bir ölüm. Onda da beyin ölümü olmadıktan sonra herhangi bir organ iflası durumunda organ nakli sıkıntısı yaratır. Peki bizler organ naklinde ne kadar duyarlıyız? Yani şimdi şöyle bir örnek vereyim size. 1978'de mi ne? Bir araştırma yapmışlar Bursa'da. 188 hasta beyin ölümü. Bunun yarısından azı aile rıza göstermiş. Demek ki tam bir duyarlılık yok. Ama iyi tarafına bakarsak bu %50'de bir duyarlılık var. Evet. Bunun halkımıza çok iyi anlatmak lazım. Özellikle dini yönden şeyinde, yani İslami bizim başımızdakilerin, müftülüklerin şeyleri var, fetvaları var diyelim, verilebiliyor. Yani dini yönden caiz midir? Caiz. Yani bu yapılan toplantılarda ve fetvalarda onaylanmış. Evet. Sorun yok. Yani dinen de caiz olan da bir durum. Yani halk tarafından, vatandaşlarımız tarafından da duyarlı bir şekilde karşılanması gerekiyor. Tabii Türkiye geneline baktığımız zaman da organ nakli
yapılması şu anda hangi aşamada hocam? Yani yeterli değil tabii. Yurt dışına göre. Biraz daha halk bilinçlenmediği için, yani böbrek nakli mesela çok güzel yapılıyor Türkiye'de. Ve benim birkaç tane hastam var, hepsi gayet hayatta yaşıyorlar. Evet. Ama işte dediğim gibi bir bilinç tam oturmamış. Yani Türkiye'de organ nakli durumu şu anda... Yok. Bir de her, yani hemen hemen sağlıklı değil. Olan herkesin organ nakli için aday olması lazım. Yani evet. Çok güzel bir şey, ölüyorsunuz, bütün bir organınız başka bir canlıda yaşıyor. Üç evet. Kişi de yaşıyor, beş kişi de yaşıyor. Bir de onun manevi huzurunu da tatmak lazım. Evet, bu aslında çok sevindirici bir konu olması gerekir hocam. Yani biri hayatını kaybediyor ama... Ya ama üç çok... kişi kazanıyor. Yani. Evet. Umut İşin oluyorsunuz. Doğasında var zaten hepimiz. Bir gün vefat edeceğiz hiç olmazsa. Yani her doğan da canlı. Gözümüz yaşasın, ne bileyim, kalbimiz yaşasın, başkasında kötü bir şey değil. Yani her doğan canlı mutlaka tabii. Ölümü tadacak. Yani bu bir gerçek. Bundan kötü bir şey yok. Hiç olmazsa organın başkasında yaşaması kötü bir şey değil. Yani burada göz nakli olabilir. Tabii kornea nakli özellikle. Mesela 1975'te ilk defa canlı donörden böbrek nakli yapmışlar. Yani genelde kadavradan yapılıyordu. En sonunda işte galiba 98'de mesela karaciğeri ikiye bölmüşler, iki kişiye nakletmişler. Yani bunlar basit şeyler gibi görünüyor ama çok önemli şeyler. Yani siz karaciğerinizi bağışlıyorsanız iki kişinin hayatı kurtuluyor. Yani bir takım devlet adamlarımız var, isimleri kalsın, karaciğer nakli oldu. Sanatçılarımız var, bunların hepsi başarılı bir şekilde hayatlarını devam ediyor. Böbrek nakli çok sık karşılaştırılıyor. Böbrek, karaciğer çok başarılı, kemik iliği nakli çok başarılı. Mesela akrabalar arasında tek böbrekle de yaşayanlar oluyor. Bunlar şahit olmuş. Yani eğer tek böbreğiniz sağlamsa evet. Normal hayatınızı yaşarsınız zaten bir şey olmaz. Yani böbrek nakli... Böbrek, yani zaten çift böbrek vermiyor, tek böbrek vermiyor. Evet. İki böbreğiniz çalışmıyor. Bir böbrek nakil yapılıyor. Onun işte tabii aşamaları var, tedavileri var. Her şey düzgün giderse siz normal insan gibi hayatınızı yaşıyorsunuz. Yani tek böbrekle de yaşanabiliyor. Benim bir hastam var, işte 18 yaşında olmuştu. Şimdi iki tane çocuğum var. Herhalde şimdi 48 olmuştur. Çok güzel bir şey. Evet, böbrek nakliydi. Hayatın devam ediyor yani. Çocuk, iki tane çocuğum var tabii. Evet, sağlıklı bir şekilde hayatınızı devam ettirebiliyorsunuz. Organ naklinden korkmasınlar. Hiç korkmayalım. Yani mümkün sağlıklıysa sağlığımızda bir iyilik yapmak için güzel bir fırsat bence. Evet, bu gerçekten güzel bir fırsat. Her bağış yeni bir hayattır sloganı da onun için söyleniliyor. Yani kürüzsine hayat veriyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Sizin belki haberiniz yok ama akrabalarınızın var. Eşinizin, dostunuzun var. Yaşıyor yani. Canlıyken de, hayattayken de diyorsunuz ki ben ölürsem de gözüm, karaciğerim başka bir organda yaşayacak. Güzel bir şey evet, bence. Başka bir hayatta. Bence canlı yani olacak. Herkesin yaptırması lazım. Tabii bunu da yönlendirmek gerekiyor. Tabii ama işte onun için diyorum ya merkezler var. Ben mesela Samatya'da İstanbul Eğitim'den emekliyim. Orada merkezimiz vardı. Geliyordu. Nakil yapılmıyordu ama hastalar yönlendiriliyordu. Ama bunu hemen hemen her hastanede yapılıyorduk. Yani bulunduğumuz hastanede de burada da yapılabilir. Yaptırabiliriz. O yüzden ne diyoruz? Sağlığımıza önce bazı şeylerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Yani hocam. Nasıl ki mal mülk biriktiriyorsun, bunu da biriktirebiliriz. Mesut hocam, bir organ herkese nakledilebilir mi? Yani şimdi biz bu organı alıyoruz, işte benden alıyorum, size veririm, öyle bir şey yok tabii. Doku testleri ve hücre testleri yapılacak. Sizin organ nakli yapılacak kişinin bunlar daha önceden hazır oluyor. Nakil verecek kişinin de doku ve hücre testleri hazır oluyor. Bunlar bankalarda duruyor. Gerektiği zaman doku testlerini karşılaştırıyorlar. Kimlere uyuyorsa onları çağırıyorlar. Belli bir sırası var tabii. O sıraya göre uyanı çağırıp nakil yapılıyor. Her organ herkese de nakledilmiyor. Yani şey olmaz öyle bir şey. Ama o organ herkese değil ama birisinin muhakkak işine yarar. Öyle diyelim. Evet, mutlaka birine can olur. Muhakkak sonra da kurtarır. Çünkü doku uyumu olan bir sürü hasta var. Bana uymaz, size uymaz, arkadaşa uymaz. Ama
herhangi bir dördüncü kişiye uyar, çağrılır. Ve yaşta? Yaşta çok şey yok ama nakledilecek kişinin yaşının, yani organ, başka bir ne diyeyim sıkıntı varsa ameliyatla ilgili, yani başka bir organı ile ilgili, o zaman düşünülebilir. Evet. Hasta organı da zaten nakletmiyoruz. Yok, biz. Mutlaka organın sağlıklı olması gerekiyor. Tabii. Organ ve kişinin sağlıklı olması. Evet. O yüzden de sağlıklı yaşamamız da gerekiyor sevgili. Tabii yani, sağlıklı yaşamak şart. Dikkat etmemiz gerekiyor. Siz hocam iç hastalıklar uzmanısınız. Tabii size gelen rahatsızlığı olan hastalarımızdan da işte her türlü karşılaştığınız vakalar var. Yine bu neye denk geliyor? Biraz kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yediğimize, içtiğimize. Yani yediğimize, içtiğimize, sigara özellikle çok önemli. Evet. Yemek tarzımız maalesef kötü. Şekerli, hamur işi, tatlı, bunlara ağırlık veriyoruz. Kilo almamızın nedeni bu. Spor yapmıyoruz genelde. İşte ben yapıyorum diye hanımları evde düşünüyorum. O spor değil. Günde en az 20 dakika yürüyüş yapacak. Açık havada gezilecek. İşte ben hastalara şunu tavsiye ediyorum. Otobüs durağına bir durak önce inin veya metroya. Oraya kadar yürüyün, otomatik şeye girsin diyorum. Necdet Hocam, peki ekranları başındaki izleyenlerimize sağlıklı yaşam reçetesi istesek sizden ne önerirsiniz? Şimdi günde en az 6 saat, 7 saat uyumamız lazım. Sigara kesinlikle içmemiz lazım. Sabahleyin idealini söylüyorum. Aç karnına 20 dakika yürüyüş yapıp, gelip duş alıp, ondan sonra kahvaltı muhakkak yapmamız lazım. Ara öğünlerimizi yapabiliriz. Öğlen yemeğini, günde 3 kere yemek yememiz şart. Daha ziyade ben hastalara pratik olarak diyorum ki tadı güzel olan hiçbir şey yemeyin. Çünkü onların hepsinin kolesterolü yüksek, yağı yüksek, kalorisi yüksek. Mesela baklava, börek, işte çikolata, bunları yediğimiz zaman hakikaten tadı çok güzel ama kalorileri yüksek olduğu için ileriye dönük organlarımızda zarar görüyoruz. Damar sebepleri artıyor. Şekere davetiye çıkarıyoruz. İşte çocuklar için bu fast food yemekler çok önemli. İşte çocuk istiyor diye götürülecek. Onları yapmamamız lazım. Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağlı şeyleri, yağ yerine zeytinyağı kullanmamız ve bol sebze tüketmemiz. Ve mevsiminde. Mümkünse balık tüketmemiz ama tabii balık bulmak da maalesef sene zor. Ama gene de en azından hamsi yiyebiliriz. Yani balık. Her şeyin bir formülü var. Evet. Tavuk yersek derisini mümkünse yemeyelim. Eti de mümkün olduğu kadar yağsız yememiz lazım. Ve mevsiminde tüketmemiz gereken gıdalarımız var hocam. Yani şimdi doğal olarak gıda bahsederseniz her şeyi mevsiminde yemek lazım ama doğalı bulursanız tabii ki en ideali o. Doğal beslenme. Biz eskiden domatesi 3 ay buluyorduk. Şimdi 12 ay var. Onun için o konuda fazla yorum yapamayacağım. Ama en ideali hangi mevsim meyvasıysa, sebzesiyse o mevsimde yemek. Evet. Peki sıvı tüketimi nasıl olmalı hocam? Nasıl? Sıvı tüketimi. Sıvı en az 1,5 litre su içmemiz lazım. 6 bardak. Günlük ihtiyacımız mutlaka sıvı kesinlikle tüketimine. 6 bardak su içeceğiz. Suyu unutmayacağız. Su çok önemli. Yani en güzel ilaçlardan biri su. Evet. Tuz önemli. Tabii tuzu mümkün olduğu kadar az kullanmak lazım. Sağlamsanız bile mümkün olduğu kadar az kullanmak. Evet, organlarımızı diyoruz ya, organ naklediyoruz ama organlarımızın nakledilmesi için de sağlıklı olması gerekiyor. Onları da görmememiz lazım. Tuzu alınca böbrek zorlanıyor, kalp zorlanıyor. Evet. Yağlı yiyince pankreas zorlanıyor, sinin salınımları aksıyor, şekerli yiyince. Onları da korumamız lazım. Evet, organlarımızı bağışlayacaksak sağlıklı organlar bağışlayalım. Organ. Sağlıklı kalmamız lazım. Ve sağlıklı organların bağışlanması için de sağlıklı bir reçeteyle de hayatımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Sabah sporumuz dediniz, kahvaltımız. Kahvaltı muhakkak yapmak lazım. Ama maalesef hocam biz kahve tüketimi olsun, sigara tüketimi olsun, hani nerede böyle zararlı olan maalesef, her şey var maalesef hayatımıza. Ama böyle yine yavaş yavaş böyle halkımızı bilinçlendirip doğru yola dönmemiz gerekiyor.
Evet, sizler sayesinde de bu tarz güzel programlar sayesinde de vatandaşımızı bilinçlendiriyoruz. Dinleyicilerimizin yani bunlardan şey alması lazım. Ve yürüyüş dediniz hocam, çok önemli. Yürüyüş 20 dakika ama mesela koşu falan tavsiye etmiyoruz. Mesela şey örneği vereyim, eve gidiyor, efor aletleri alınıyor falan. Evet. Bunların ben kesinlikle karşısındayım çünkü sonra da çamaşır ısırıyor, hiç kimse bunu devam etmiyor yani tabii. Sporu 3 gün, 5 gün, 10 gün yapıyor, sonra bırakıyor, aldığı aletler yani boşu boşuna gidiyor. Onun çok için gördüm, yürüyüş, bir sürü hasta dışarıda açık olur. Ve hayatı eğlenceli hale getirsin. Tabii ya, zihniniz de dağılır. Evet. Yani daha rahat düşünürsünüz, daha iyi spor yapmış olursunuz. Yani her şeye dikkat edeceğiz. Tabii, her şeye ölçüsünüz. Kaliteli yaşayacağız. İşte spor yapacağız, uykumuzu alacağız. Çay, kahve çok tüketmeyeceğiz. Sigara kesin içmeyeceğiz. Hem organlarımızı koruyacağız hem kendimizi hem koruyacağız. Hem de ileride başkasına da faydalanacağız. Evet, organlarımızla da hayat bulan mutlaka bir hasta vardır. Ona da umut olmak için kendimize bakalım. Tabii. Yorganlarımız da başlayalım. Hepimizin bakması lazım, hepimiz de başlayalım. Hocam son olarak neler söylemek istersiniz? Yani 3-9 Kasım haftası hepimize kutlu olsun diyelim. Evet. Halkımıza tavsiyemiz, yani mümkün olduğu kadar organ nakli desteklemeler. Ve organ nakli merkezlerini öğrenip onlardan kaydını yaptırmalarını evet, tavsiye ederim. Sevgili SRT televizyonu izleyenlerimiz, bir can bir organla hayat buluyor ve organ nakli haftasında vatandaşlarımıza röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Organ nakli haftası, organ bağışı kampanyalarında neler söylemek istersiniz organ nakli ile ilgili? Yani çevremizde de duyuyoruz organ nakli ile ilgili, haberlerde de takip ediyoruz. Yani organ nakli bence çok önemli bir şey. İlerleyen zamanlarda ben de düşünüyorum organlarımı bağışlamayı. Yani bunu ciddi anlamda söylüyorum. Çok güzel bir şey, çok önemli bir şey. Yani her insanın başına gelebilecek bir şey olarak düşünüyorum. O yüzden tavsiye ediyorum. Bütün herkese. Rica ediyorum. Şu anda bulunduğumuz hastane Avrasya Hastanesi. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Burada annemin bypass ameliyatı oldu. Eniştemin bypass ameliyatı oldu. İlgililer, duyarlılar. Ondan dolayı bu hastaneyi tercih ediyoruz. Tekrar şimdi rahatsızlandı. O yüzden buradayız. Yine buradayız. Peki, tercih eder misiniz hastaneyi? Tabii ki. Tabii ki. Avrasya Hastanesi'ni tercih de ederim. Yani tavsiye de ederim. Peki neden tavsiye edersiniz? Neyi tavsiye edersiniz? İlgililer, fiyatları normal. Yardımcı oluyorlar, ilgileniyorlar. O konuda güzeller, gayet iyiler, temizler. Sağlık noktasında. Sağlık noktasında da taviz vermiyorlar. Sağ olsunlar. Yani iyileştirmeden çıkarmıyorlar, öyle söyleyeyim. İlk defa gelmiyoruz buraya. Hastalığınız, rahatsızlığınız nedir? Hastalığım, hanımın hastalığı şeker. Şeker. En kötü şeker. Evet. Şimdi baş dönmesi yaptı şeker. Evet. Tansiyon yükselince öksürük büklük iyice fenalaştı. Bu hafta tamamen hastanede uğraştık. Tamamen. İşte şimdi su. Bakalım. Al işte. Evet. Şimdi son teklifler yapılıyor. Son. İşte bitti. Evet, geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Bütün tedavinizi bu hastanede mi yaptınız? Evet. 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 Bu hastanede yapıyoruz. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Vallahi evimiz yakın. Evet. Bir de yaş itibariyle. Mesela benim yaşım 80. O da ona yakın. Doktorlarımız da devamlı aynı doktor. Memnunuz. O yüzden devamlı tercih ettiğimiz yer burası. Memnuniyetten geliyoruz. Evet, 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 evet. Aile doktor musun burası? Bir aile doktor. Aile hastanesi, evet, aile hastanesi diyebiliriz. Evet, evet, aile hastanesi. Artık çünkü doktorlarla çünkü, böyle güzel bir... Çünkü sade biz değil. Evet, birlikteliğiniz var. Benim 3 ev daha var. Oldu, bir olduğu gibi tamamen buradayız. Eşim ameliyat oldu bugün. Öyle mi? Geçmiş evet, evet, oldu. Sağ olun, sağ olun. İşte oraya geldik. İşte yarın nasipse çıkacağız. Bugün neden ameliyat. Neden hastaneyi tercih ettiniz peki? Hem doktorumuz buradan, daha önce tanış olduğumuz doktor, hem de iyi bir hastane olduğu için geldik buraya. Tavsiye üzerine mi geldik? Yani daha çok doktorumuzu tanıyorduk. Doktorunuz. Daha önce de gidip geldik. Burada hatta
birkaç tane de çocukluğumuz oldu, yakınlarımızın şeyimizin. Tabii oradan aşinayız birazcık, evet, evet. Ama öncelikle doktorumuz Hasan Lice Bey. Evet. Ona da bu arada teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ameliyat geçirdik. İşte bekliyoruz şu anda. Gelen giderimiz oluyor işte, ziyaret edenler. Gidiyoruz, geliyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani rahat bir hastane. Rahat. Rahat ediyorsunuz. Tabii rahat. Her yönüyle rahat. Temiz, ortam temiz. Hemşerilerin, hasta bakıcıların sorumluluğunda, yani bilincindeler. Evet, evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda bu hafta organ bağışını konuşacağız. Ve organ bağışı haftasında vatandaşlarımız, halkımız ne kadar bilinçli organ bağışıyla ilgili, organ nakliyle ilgili neler söyleyecekler vatandaşlarımızdan dinliyoruz efendim. Yaş sınırı olmaksızın herhangi bir özel hastaneye ya da araştırma hastanelerine gidip organ bağışında bulunabilirler. Ben bunu çok seneler önce yapmış bulunuyorum. Çok güzel. Teşekkürler. Tabii çok önemli bir konu ve hassas bir konu. Evet. Evet. %90 benim yaptığım araştırmalarda %90 canlı bağışçılar oluyor. %10'sa vefat etmiş, kadavra niyetinde oluyor. Bu sayıyı hep beraber arttırmak bizim elimizde. Lütfen herkese buradan çağrıda bulunalım. Evet, sizler çok teşekkür ediyoruz. Ben tabii teşekkür ederim. Şu anda bulunmuş olduğumuz hastanede Avrasya Hastanesi. Evet, evet. Avrasya Hastanesi'ne şöyle baktığımız zaman hizmetlerimiz. Ben Tuzla'da oturmama rağmen Zeytinburnu Avrasya Hospital'ı tercih ediyorum. Çok güler yüzlü personel, çok çok önemli hocalar, profesörler bulunmakta. Gerçekten ikinci bir evim diyebiliriz burası için. Sağlıkta hiçbir şey, ne verirseniz verin sağlık gibi de. Yani. Kesinlikle her şeyin başı sağlık. Evet. Hepimiz biliyoruz bunu. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Zafer Kızmaz, Fatih'te oturuyorum. Yaklaşık 10 yıldır biz de bu hastaneyi tercih ediyoruz. Çocuklarımızın doğumu falan burada gerçekleşti. Şimdi de kayınpederimizin tedavisi için buradayız. Organ nakliyle alakalı, yani şöyle, gerçekten evet, ihtiyacı olan insanlara organ bağışı yapmak gerekiyor. Hayatını son bulduktan sonra karşı tarafın hayatını kurtaracaksanız eğer, bence gerekli. Yaptınız mı derseniz hayır yapmadım ama düşünüyorum, evet, doğru. Yapacağız. Avrasya Hospital'a yıllardır geliyoruz dediniz ve Fatih'te oturduğunuzu söylediniz. Neden peki bu hastaneyi tercih ediyorsunuz? Ya şimdi şöyle, önceden biz bu bölgede oturuyorduk. Daha sonra bırakamadık. Yani iki çocuğum da burada doğdu, dünyaya geldi. İşte eşimin kendi hastalığı, benim kendi hastalıklarım, çocuklarımız. Ve sonradan da kayınpederimizi buraya getirdik. Doktorlar iyi. Ya bütçe dahilinde geliyoruz. Güler yüz, hizmet var. Derdimizi anlatabiliyoruz. Çözüm gerçekten hani o slogana uyuyor. Şifa kapısı, şifa kapısı. Yani gerçekten öyle. Kayınpederimle mesela ciddi anlamda yol aldık. Ya inşallah daha iyi olacak. Cevap verdi. İnşallah daha iyi olacağını zaten doktorlar da söylüyor. Memnunuz. Memnun olduğumuz için buraya geliyoruz. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, organ bağışı haftasında vatandaşlarımızın düşüncelerini alıyoruz. Neler söyleyecekler organ bağışı ile ilgili? Evet efendim. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, organ bağışı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Yani organ bağışı hayat kurtaran bir şey. Yani insanlar için güzel bir şey yani. Duyarlı olmak lazım insanlar, yani vermek lazım, güzel bir şey bence. Yani yaşarken organlarımızın bağışlanması gerekiyor. Yani bir sürü hayat kurtarıyor yani. Bence verilmesi lazım. Ve sırada bekleyen milyonlarca insan var. Yazık mı yani? Peki biz bunun farkında mıyız? Yani organ bağışının bilincinde miyiz? Ama bunu her kişi bilincinde değil tabii. Değil. Yani bunu gündeme getirmek gerekiyor. Şimdi mesela babama sorsan belki de bağışlamam der yani, ama bence bağışlamak güzel bir şey. Hayat kurtarıyor hayat sonuçta. Hayat kurtarıyor. Yani küçük, yani mesela bizim torunumuz var mesela. Benim torun tedavi görüyor mesela. Ona mesela organ bağışı gerekecek mesela. Birisi verse tabii ki biz memnun oluruz yani. O yüzden iyi bir şey. Hepimizin duyarlı olması lazım. Evet, yani zamanında organlarımızı bağışlamamız gerekiyor. Tabii, ki yarın olacağımız hiç belli değil. Hepimizin başına gelebilir yani. Araba kullanıyoruz, kaza yapabiliriz, bir şey olur yani, Allah muhafaza. Bize de lazım olabilir. Onun için herkesin bu işe duyarlı olması lazım. Evet, bu kampanyada mutlaka hepimizin duyarlı olmamız gerekiyor diyorsunuz. Evet.
Peki efendim, şu anda bulunmuş olduğumuz hastanede Avrasya Hastanesi. Sizler de burada ziyaret için bulunduğunuzu belirttiniz. Siz hasta yakınıyız. Hasta yakınsınız. Peki neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Ya şimdi şöyle bir şey, burası hani hakikaten hastalarla çok güzel ilgilenen bir hastane. Biz memnunuz yani. Doktorlarından olsun, bakıcılarından olsun biz çok memnunuz. O yüzden burayı tercih ettik. Burada tedavi görüyoruz. Peki tedavi görürken burada doktorlardan, hasta bakıcılardan, hizmetlerden memnun? Çok memnunum. Çok güzel, güzel hizmetleri var. Evet. Tavsiye edersin. Evet, tavsiye ederim tabii. Peki efendim, geçmiş olsun. Sağ olun. İsmim Aydın Yurt. Göz için geldik buraya. Amcamlar merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Bu hafta organ nakli haftası. Organ naklinin önemiyle ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Vallahi şimdi bütün insanlar aslında organ nakline sıcak baksa, bütün yani da uyarlı olsa daha iyi olacak. Ama bizim millet tabii öyle şeyi öngörmüyor. Yani şimdi desek ki organ nakli ben yapar mıyım? Ne bileyim, düşünüyorum yani aslında. Ama ailem verir mi vermez mi onu da bilmiyorum. Bir hayat kurtarıyoruz. Tabii hayat kurtarıyoruz karşılığında. Şu anda milyonlarca insan organ nakli için sıra bekliyor. Tabii işte onlara umut oluyor. Ama gel gör ki işte insanlar biraz sağduyulu değil. Yani gönlüm istiyor ama ailem ne der onu bilmiyorum. Yani herkesin de böyle organ nakli duyarlı olmasını da istiyorum yani. Peki efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Peki bu hastaneyi tercih etmenizdeki etken neydi? Neden buraya geldiniz? Kaliteli, temiz, düzgün. Evet. Daha duyarlı. İnsanlara daha biraz daha düzgün yaklaşıyorlar. Oradan daha iyi yani. Oradan seviyoruz burayı. O yüzden tercih ediyoruz, evet. Yani iyi bir hastane. Tavsiye ederim herkese. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olasın ablacığım. Malatyalıyım. İsmim Mehmet Yurt. Ben askerde bu organ naklini orada, o zaman bize şey ettiler. Göğün isteyen gelsin. Evet. Bağışlasın dedi. Ben de çıktım. Bağışladım. Organlarınızı bağışladınız. Peki, çok güzel. Birçok şu anda organ nakli bekleyen hastalarımıza da ümit olmuş. Peki şu an Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden burayı tercih ettiniz peki? Gözde biraz rahatsız oldum. Geldim burada. Doktor hemşerimiz. Çok iyi bir doktor yani. Evet. Onun için de oradan kalktık, buraya geldik. Nereden geliyorsunuz? Malatya'dan geliyorum. Malatya'dan geldiniz. Evet. Malatya'dan Avrasya Hastanesi'ne tedavi görmek için. Görmek için geldim, evet. Yani o kadar kilometre yol. 1000 kilometre yol geldik. 1000 kilometre yol. Aynen öyle. Sizi buraya çekti, getirdi. Evet. Çünkü memnun kaldığınızı söyledi. Memnun kaldık. Yani gözüm lazerine alınacaktı. İlaç tedavisine işi bitirdi. Evet. Hocam. Şimdi bir kontrole geldim, son kontrol. Ameliyattan kurtardım. Ameliyatta kurtuldum, evet. Peki, tavsiye eder misiniz bu hastaneyi? Elbette tavsiye ederim yani. Efendim, geçmiş olsun. Eyvallah, sağ olun. Evet, organ nakli haftası. Organ nakli haftası ile ilgili neler söylersiniz? Vatandaşlarımız ne kadar duyarlı? Organ nakli haftasına teşekkür ederim. Herkesin duyarlı olması lazım. Herkes kendine göre başvurup organlarını bağışlaması lazım. Çünkü yoğunluk çok, insanlarımızda rahatsız olanlar çok, huzursuz olanlar çok, yaş geçti miydi, yahut da bir kazada şunda bunda lazım oldu muydu, ondan ona nakli isteniyor. Yaşam için güzel bir şey, yaşamak güzel bir şey ama duyarlı olmak lazım. Herkesin organ bağışlamasını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum size. Evet efendim, şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Valla Malatyalı dostum geldi, beni de aldı, dedi böyle böyle. Ben de gözlerimle rahatsızım. Onun için geldim. Göz doktorunu çok met etti. Onun için geldim. Ben de gözlerimi baktırıyorum. Tavsiye üzerine geldiniz. Aynen, tavsiye üzerine. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki tavsiye. İçeriye girdiğiniz zaman? İçeri görünüm güzel. Çok temiz bir hastane. İyi bir hastane. Görünümde öyle bir izledim. Hani hastanenin bakımı, çalışma şekilleri temiz. Sündüz Karakaya ben.
Sinis Hanımcığım, şu anda organ nakli haftasındayız ve bizler de organ nakli ile ilgili izleyenlerimizi bilgilendiriyoruz. Peki organ nakli ile ilgili neler söylemek istersiniz? Bir organ bir can demektir. Herkesin bu yönde daha duyarlı olmasını isterim tabii ki bir vatandaş olarak. Organlarımız çürümesin, hayatta can versin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'ni neden tercih ettiniz? Doğum nedeniyle buradayım. Evet, kısa bir süre sonra doğru olacak inşallah. Teşekkür ederim. Bu nedenden dolayı buradayız. Biz de organ bağışı için duyarlı vatandaşlardan biriyiz. Doğum sonrası ya da öncesi inşallah. Şu an sıkıntılı bir süreçteyiz. Biz de organ bağışı için inşallah gidip başvuruda bulunacağız. Çok güzel, bu kampanyaya dahil olacağız. Evet, inşallah, inşallah. Öncelikle tabii Allah kurtarsın. Amin cümlemizi inşallah. Kısmeti bol olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Peki neden de burası? Gittiğimiz üzerine mi geldiniz? Eski bir doktor buradaydı zaten, kendisi gitmişti. Başka bir hastanedir. Yeni doğan prematüre yoğun bakımı olmadığı için burayı tavsiye ettiler. Ailemizden de burada doğum yapanlar oldu. Ablam, evet, yengem vesaire. Biz de o nedenle dolayı buraya geldik. Memnun kalmışlardı. Evet evet, zaten ailecek buradalardı. Hastaneye geldi. Nasıl gördünüz şu anda baktığınız zaman bir bayan gözüyle? Nasıl, temiz mi? Tabii ki. İlk önce ben temizliğe önem veriyorum. O önce o hasta geliyor. Anne babasını çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum babasını. Evet. Tabii tecrübeli. Evet, geçmişten evet, tecrübesi var. Peki nasıl ilgi alakınız sanacığım? Hastanedeki ilgi sizlere olan... Memnunuz biz. Ailece. Evet, ailece memnunuz. Evet, evet. Buradan. O yüzden de bu hastaneyi tercih tabii ediyorsunuz. Tabii ki. Kızlarınız da doğumlarını burada yaptı. Evet, benim kızım iki doğum burada yaptı. Bu da Allah izniyle yapar. Evet. Eltim yaptı, ben kendim onun yanında kaldım. Hem de iki doğum, evet evet, iki doğum yaptı burada. Ben kendim yanında kaldım. Ben çok memnun kaldım yani. Evet sevgili SRT Televizyonu izleyenlerimiz, bu haftada Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Şifa Kapısı programımızda organ bağışı ve organ nakliyle ilgili vatandaşlarımızın düşüncelerini aldık. Ve bu arada da tabii kıymetli hocamızdan da bilgiler aldık. Bilmediğimiz konuları kendisi bize bilgilendirdiler. Çok teşekkür ediyoruz değerli Mecde hocamıza. Evet, siz değerli SRT Televizyonu izleyenlerimize ise Şifa Kapısı programından ayrılmayın diyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner,
KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50